Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz herhalde bugün 9. sınıfın ilk yazılı videosunu çekiyoruz. Evet, ikinci dönem ilk yazılısı çekiyoruz. E başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz yenilenemez enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yazınız. Öncelikle şunu söyleyelim. Eee 9. sınıf e, 1. yazılı sorularına baktığınızda enerji ünitesi de dahildir. Tabii ben enerjinin en son kısmına kadar aldım çünkü e, okuldan okula değişebilir. Her zaman senaryoya da uygun çıkmayabilir. O yüzden böyle bir soruyla başlayalım. İlk olarak arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarını ikiye ayırıyorduk. İlk olarak fosil yakıtlar, ikinci olarak da arkadaşlar nükleer enerji. Peki arkadaşlar fosil yakıtlar kendi içinde 3 tanedir diyoruz. Bunlar kömür, petrol ve doğalgaz diyoruz. Şimdi de yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedelim. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi, bir de arkadaşlar hidrojen enerjisinde örnek verebiliriz. Tabi bununla ilgili şu bilgiyi de bilelim. Yenilenemez enerji kaynakları doğada uzun sürede oluşur. Oluşması milyonlarca yıl sürer ve çevreye zarar veren kaynaklardır. Havayı kirletir, suyu kirletir diyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları ise gençler çevre dostudur ve kullanıldıkça tükenmeyen, yeniden oluşması kısa süren enerji kaynaklarıdır diyoruz ve bizler de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz diyoruz. Evet sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde 30 metre bölü saniye hızla hareket eden cisim şekildeki sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde hareketine devam edebilmektedir. Buna göre cismin Eğik düzlem üzerinde çıkabileceği en yüksek noktanın yerden yüksekliği nedir? Gençler burada bir enerji korunumu var, enerji dönüşümü var. Peki, ilk olarak bizim cismimizin sahip olduğu enerji türü nedir? Hızı olduğuna göre kinetik enerji. Peki kinetik enerji neye dönüşecekleri yukarı çıkarken? Potansiyel enerji. Ortamda herhangi bir sürtünme olmadığı için kinetik enerjinin tamamı potansiyel enerjiye dönüşecektir. Yani E kinetik E potansiyele eşit olacaktır. Peki kinetik enerjinin formülü neydi gençler? 1 bölü 2 mv kare. Potansiyel enerjinin formülü mgh. Evet verilenleri yerine koyalım. Dikkat ederseniz burada kütlenin herhangi bir öneminin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı kütlemiz gitti. V karemiz gençler 30'un karesi 900 yapar. G soruda 10 verilmiş. H'ı buradan bulabiliriz. Sıfırları sadeleştirelim. H eşittir 90 bölü 2'den 45 metre çıkacaktır. Evet ortamda sürtünme yoksa mekanik enerji korunur. Kinetik potansiyele dönüşür diyoruz. Ve bu şekilde sorumuzu çözebiliriz gençler. Evet gençler sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 3 kilogram kütleli cisme uygulanan 3 kuvvetin etkisinde 20 metre yer değiştirme yaptırılıyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş bize soruluyor. Evet gençler net kuvvetin yaptığı işi bulurken işin formülü neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirme. Peki buradaki kuvvetimiz tabii ki net kuvvet. Burada dikkat edelim. Hangi kuvvetler iş yapar? Bakın F1 kuvveti Hareket doğrultusunda olduğu için iş yapar. F3 kuvveti de harekete her ne kadar zıt yönde olsa da aynı doğrultuda olduğu için iş yapar. Ancak gençler F2 kuvveti yatayda herhangi bir iş yapmayacaktır. Bunun sebebi nedir? Çünkü harekete dik olan kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmaz. Zaten bu kuvvete dikkat ederseniz 3 kilogramlık cismi kaldıramayacaktır. Çünkü 3 kilogramın ağırlığı 30 Nm'dir. Kaldıramayacağı için de herhangi bir iş yapmayacaktır. Zaten ortamda sürtünme de yok. Sürtünmeyi de engellemeyecektir diyebiliriz. Peki o zaman net kuvveti bulurken ne yapacağız gençler? Biz 35 ve 15'e bakacağız. 35 ve 15 birbirine zıt yönde olduğu için 35 eksi 15'ten net kuvvetimiz 20 Newton bulunur. Yer değiştirme de dikkat ederseniz 20 verilmiş. O zaman cevabımız net işimiz 20 x 20'den 400 Joule bulunur. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde yatay düzlemde bulunan kütlesi 30 kilogram olan kolyeye 60 Newton kuvvet uygulayan Turan 10 saniyede 5 metre ileri itmiştir. Buna göre A seçeneği önce yapılan iş bize soruluyor gençler. Yapılan işin formülü kuvvet çarpı yer değiştirme. Dolayısıyla Turan'ın uyguladığı kuvvet soruda 60 Newton verilmiş. Yer değiştirmesi de gençler dikkat ederseniz 5 metre itmiş. Dolayısıyla yapılan iş 60 çarpı 5'ten 300 jüldür. Burada şuna dikkat edelim kolinin kütlesinin bir önemi yoktur. Zaten ortamda herhangi bir sürtünme de yok diyoruz. Peki ikinci olarak bize ne sormuş? Turanın ortaya koyduğu güç kaç watttır? Gençler güç iş bölü zaman ile bulunurdu veya enerji bölü zaman ile bulunur. Turanın yaptığı iş 300 joule. Peki bunu gerçekleştirme süresi 10 saniye verilmiş soruda. Dolayısıyla yapılan işi zamana böldüğümüzde 30 watt bulunur diyoruz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda şekildeki gibi serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim yay sabiti 600 Newton milimetre olan yayı en fazla 10 santimetre sıkıştırabiliyor. Buna göre cismin serbest bırakıldığı noktanın yerden yüksekliği kaç metredir? Başlangıçta bizim hangi enerjimiz var gençler? Bu cismin yüksekliğinden dolayı bir enerjimiz var. Bu yer potansiyel enerjisidir. EP ile gösterelim. Peki daha sonra bu cisim hızlanıyor, kinetik enerjiye dönüşüyor. Ardından bu kinetik enerjide yayı sıkıştırıyor ve bu enerjiyi yaya aktarıyor. Yani yay potansiyel enerjisini aktarıyor. Dolayısıyla en baştaki potansiyel enerjimiz, yer çekimi potansiyel enerjimiz yay potansiyel enerjisine dönüşmüş oluyor. Potansiyel enerjinin formülü mgh, yay potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2k x kareydi. O zaman verilenleri yerine koyalım. M bize soruda kütlemiz 2 kilogram verilmiş. G 10 Haşı bilmiyoruz. 1 bölü 2 çarpı yay sabiti K 600 Newton bölü metre verilmiş. Şimdi burada dikkat gençler. Soruda x'in karesini alacağız. Bu sıkışma miktarı. Sıkışma miktarı soruda bize 10 santimetre verilmiş. Ancak biz metre cinsinden almamız gerekiyor. Hemen şöyle kenarda x eşittir 10 santimetre ise buna biz 0,1 metre diyebiliriz değil mi? Kısacası 1 bölü 10 metre dersek daha rahat e, soruyu çözeriz. Bu yüzden 1 bölü 10'un karesini alacağız. Karesi de gençler 1 bölü 100 yapacaktır. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda 20H eşittir. Bu sıfırlar birbirini götürsün. 6 bölü 2'den 3. H buradan 3 bölü 20 metre gelecektir gençler. Bunu da e, genişletirsek 15 bölü 100 metre veya 15 santimetre diyebilirsiniz. Arda K noktasından ilk hızsız pateniyle harekete geçiyor. Arda'nın M noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji EK, mekanik enerji EM olduğuna göre bunun oranı bize sorulmuş gençler. İlk olarak K noktasındaki mekanik enerjisini bulalım gençler. K noktasında Arda yüksekliğinden dolayı bir mekanik enerjiye sahip değil mi? Bu da potansiyel enerjisi kadardır. Arda'nın kütlesine M diyelim. O zaman 6H yükseklikte Arda'nın sahip olduğu potansiyel enerji 6MG'dir kinetiği olmadığı için de mekaniği 6mg'dir diyebiliriz. Ortamda sürtünme yoksa gençler, mekanik enerji her yerde 6mgh olacaktır. O yüzden EM'ye biz 6mgh dedik. Peki K'daki kinetik enerji bize sorulmuş. Bize M'deki kinetik enerji sorulmuş. Şimdi gençler M noktasında yerden yüksekliğimiz 2h. Dolayısıyla M noktasında 2mgh'lık bizim neyimiz var? Potansiyel enerjimiz var. Peki mekaniğin 6 mgh olması için kinetik enerjimizin ne olması gerekiyor? 4 mgh olması gerekiyor. Dolayısıyla kinetik enerjimiz 4 mgh, mekanik enerjimiz 6 mgh. 4 bölü 6'dan cevabımız 2 bölü 3 yani B seçeneği olacaktır diyoruz. Yavuz sürtünmesi önemsenmeyen yani düzlemde kaykayı ile K noktasından ilk hızsız hareketi geçiyor. Kaykayın hareketi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Evet gençler tabi sorularda e, biz test sorusu şeklinde verdik. Ancak yazılı bunun kliseye dönüşmüş hali yargılardaki e, size ABC şıkları olarak karşımıza gelebilir. Bunu da unutmayalım. İlk olarak K cisminde sahip olduğu yavuzun bir enerjisi var. İlk hızı harekete geçtiği için sadece potansiyel enerjisi var K noktasında. Ve burada bu noktadaki toplam enerjisi de gençler kütlesine M dersek yüksekliği 5H olduğu için K noktasındaki mekanik enerjisi mg 5MGH'dir diyebiliriz. Sorumuzda diyor ki L'deki yere göre potansiyel enerji. Bakın L'nin yerden yüksekliği 1H. Dolayısıyla L'deki potansiyelimiz 1MGH. Peki kinetiğe oranı esiyor. Şimdi gençler toplam enerjimiz bizim 5MGH'dı. Bu hiç değişmez. Neden? Sürtünme yoksa mekanik enerji korunur demiştik. Dolayısıyla L'deki potansiyel 1MGH ise L'deki kinetik toplamın 5 olması için 4MGH olmalı ki... Evet mekanik enerji korunmuş olsun. Bu yüzden potansiyelin kinetiğe oranı 1 bölü 5 değil 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Hatalı. İkinci yargıya bakalım. S'deki kinetik enerjisinin R'deki mekanik enerjisine oranı bize sorulmuş. İlk olarak S'deki potansiyel enerjiyi yazalım gençler. Gördüğünüz gibi yerden yüksekliği 2H ise potansiyel enerjisi 2MGH'dır. Peki ama bize kinetik enerjisinin demiş. O zaman kinetik enerjisi kaç olmalı gençler? Toplamı tabii ki 5mgh vermesi için o zaman kinetik enerjisi 3mgh olmalı. Bunun R'deki mekanik enerjisini. Mekanik enerji zaten rsk her yerde 5mgh olmalı. Çünkü sürtünme yok, korunuyor. Dolayısıyla mekanik 5mgh dersek oranı gençler 3 bölü 5 olacaktır. Evet doğru bilgide diyoruz. K'daki potansiyel enerjisinin K'daki potansiyeli 5 mghlı gençler. Mekaniği de 5mgh. Evet. K'daki potansiyeli 5 mgh. R'deki kinetik enerjisine oranı. R noktasına baktığımızda gençler. R noktasının yerden yüksekliği 4 h ise potansiyeli 4 mgh'dır. Ama bize kinetik enerjisi diyor. O zaman kinetiği de 1 mgh olmalı ki zaten yine potansiyel artık kinetik bize 5 mgh'i versin. Evet kinetiği 1 mgh. Evet K'daki potansiyeli 5 mgh'dır. Oranı 5 midir? Evet 5'tir diyoruz. Bu yargımız da doğru. Bu yüzden cevabımız D seçeneği 2 ve 3 olacaktır. Gücü 200 watt olan bir motor 10 saniye çalıştığında 10 kilogram kütleli suyu 12 metre yüksekliğe sabit hıza çıkarabilmektedir. Buna göre makinenin verimi yüzde kaçtır? Gençler verim yapılan işin harcanan enerji oranıdır. İlk olarak yapılan işi bulalım. W ile gösterelim. Bize 10 kilogram kütleli suyu 12 metre yükseğe çıkardığı verilmiş. Dolayısıyla gençler biz bu suyun potansiyel enerjisini artırdık değil mi? Yani yapılan iş potansiyel enerjideki değişim eşittir. MGH ile gösterebiliriz. Yani burada iş yerine enerji yazabilirsiniz. Suyun kütlesi 10, G 10 verilmiş, H 12 verilmiş. Dolayısıyla yapılan iş 1200 J bulunur. Peki şimdi de motorun harcadığı enerjiyi bulalım. Soruda bize güç verilmiş gençler. Hatırlarsanız güç eşittir enerji bölü zamandı. Güç soruda 200 watt verilmiş. Enerjiyi bilmiyoruz. 10 saniyede 200 wattmış. Dolayısıyla gençler 200 çarpı 10'dan motorun harcadığı enerji de 2000 jül bulunur. Peki son olarak verime geliyoruz. Verim için ne demiştik? Yapılan işin harcanan enerjiye oranı demiştik. Yapılan iş 1200 harcanan enerji 2000. 2000 jül enerji harcayıp 1200 jüllük iş yapıyoruz. Dolayısıyla sadeleştirelim gençler sıfırları götürelim 12 bölü 20. Tabi yüzde veri sorulduğu için biz bunu yüzde de çarpabiliriz. Yani verim sorulsa 12 bölü 20 ama yüzde verim sorulursa yüzde çarpıyoruz. Dolayısıyla buradaki bir sıfır da bunu götürsün. 12 bölü 2 6 çarpı 10'dan verim 60 yani yüzde %60 çıkacaktır diyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Şekilde K ve L cisimlerinin bağlı olduğu iplerdeki gerilmeler 3T ve 2T'dir. K ve L cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin oranı bizden istenmiş. Gençler, L cismi bağlı olduğu ip gördüğünüz gibi 2T gerilmiş, değil mi? Peki, bu 2T gerilmesi L cisminin ağırlığından kaynaklanmadığı kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla L cisminin biz ağırlığını şöyle aşağıya doğru 2 mg desek 2 T gerilme oluşturuyor diyebiliriz. Peki burada şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Peki bu 3 T gerilme bu ipi kim geriyor gençler? Hem K'nın ağırlığı hem de L'nin ağırlığı geriyor değil mi? Dolayısıyla 3 T'ye de biz 3 mg dememiz lazım. Ancak 2 mg'si zaten L'den kaynaklanıyor. O zaman K'nın ağırlığını aşağıya doğru gençler bir mg göstermeliyiz ki toplamda 3 mg olsun. Dikkat edin. Bir ipi sadece altındaki cisimler gerer. Dolayısıyla 2T'ye 2mg diyoruz. 3T'ye toplamda 3mg dememiz gerektiğine dikkat edelim. Peki şimdi gelelim bize ne sorulmuş? Potansiyel enerji. Potansiyel enerjinin formülü genel formülümüz ne? mgh. O zaman K için önce yazalım. K'nın ağırlığını ne yazdık? Mg yazdık. Peki Yerden yüksekliği soruda bize gençler 2h verilmiş. L'nin ise gençler ağırlığı 2mg, yüksekliğimiz ise 1h olduğu için taraf tarafa oranlarsak zaten cevabın 1 çıktığını görürüz. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogramlık cisme şekildeki kuvvetler uygulandığında cisim hareket etmektedir. Kinetik sürtünme katsayısı 0,3 olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? İlk olarak gençler dikkat ederseniz 17 ve 5 Newton birbirlerine zıt yönde uygulanmış. Peki bu ikisinin bileşkesi 17-5'ten sağa doğru 12 Newton olacaktır. Demek ki cisme etkeden net kuvvet sağa doğru. Bu cisim hareket ettiğine göre demek ki sağa doğru hareket edecek. Peki cismi etkilen bir sürtünme varsa da bu sürtünmenin yönü sola doğru olacaktır. F sürtünmeyi de bu şekilde gösterelim. Soruda kinetik sürtünme katsayısı verilmiş. İlk olarak sürtünme kuvvetinin değerini bulalım. Sürtünme kuvveti gençler K çarpı sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti ile bulunuyordu. Peki cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre aşağıya doğru ağırlığı 20 Newton'dır. M çarpı G'si. Dolayısıyla yukarı doğru da tepki kuvveti de yine 20 olacaktır diyoruz. Sürtünme katsayısı 0,3 verilmiş. 0,3'ü 20 ile çarparsak gençler bu sıfırlar birbirini götürsün. Sürtünme kuvveti buradan 6 Newton çıkacaktır. O zaman şuraya 6 Newton diyoruz. Şimdi gençler net kuvvetimiz ne olacaktır? 12 çekiyor. 6 Newton sürtünme kuvvetinden dolayı engelliyor. Demek ki sağa doğru net kuvvetimiz 6 Newton'dır diyebiliriz. Peki Newton'un ikinci hareket kanununa göre F eşittir m çarpı a idi. O zaman F 6 m yani soruda kütlemiz 2 ise buradan da cismin ivmesi 3 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bize bir sürtünme kuvveti uygulanan kuvvet grafiği verilmiş. Buna göre kinetik sürtünme kuvveti kaç newtondur? Şimdi gençler grafiğin yorumlanmasını şu şekilde yapalım. Başlangıçta uygulanan kuvvet 0 yani kuvvet uygulanmıyor sürtünme yok. Peki uygulanan kuvvet arttıkça ne oluyor? Sürtünme kuvveti de artıyor. Zaten bu statik sürtünme kuvvetinde biz ne demiştik? Statik sürtünme kuvvetinin net bir belli bir değeri yoktur. Uygulanan kuvvete bağlı olarak değişir. Bu kısım yani hareket edene kadar olan kısma biz statik bölge diyoruz. Ve kaç Newton kuvvet uygularsak sürtünme kuvvetinin değeri de odur. Cisim harekete geçene kadar. Peki cisim harekete ne zaman geçmiş? Bakın 25'e kadar statik. 25'ten sonra cisim harekete geçiyor. Ve bundan sonra da gençler cisme artık hep aynı sürtülme kuvveti etki ediyor. İşte şu kısma da biz hareket halindeki kısma kinetik bölge diyoruz. Hareketli bölge diyoruz. Dolayısıyla kinetik sürtülme kuvvetinin değeri gençler kaçmış? Sonra da yazıyor zaten 20. Evet. İkinci olarak maksimum statik sürtünme kuvveti kaç Newton'dır? Maksimum statik sürtünme kuvveti gençler. Evet 25 Newton'dır. Cisme 40 Newton kuvvet uygulanırsa. Şimdi gençler dikkat ederseniz 25'ten sonra artık sürtünme kuvvetinin değeri hep 20 idi değil mi? O yüzden 25, 30, 35, 40 fark etmez. Kinetik sürtünme kuvvetinin değeri artık hep 20'dir diyeceğiz. Cisme 15 Newton kuvveti uygulanırsa. Bakın gençler maksimum statik sürtünme kuvveti 25 newton'du. O zaman 25 Newton'dan daha küçük olduğu için 15 yani cisim harekete geçemeyecektir. Cisme 15 Newton kuvvet uygulandığında dolayısıyla sürtünme kuvvetinin değeri de yine 15 olacaktır. 16'da 16, 20'de 20, 21, 22 hep aynı değerdedir diyoruz. Yani ne kadar uygularsak sürtünme de odur. Ta ki 25'ten sonra artık hep aynı değeri alacaktır. O değer de 20'dir diyoruz. Buna göre son olarak K statiğin K kinetiğe oranı. Şimdi statik sürtünme kuvvetinin gençler maksimum değerinin biz 25 olduğunu söyledik. Kinetik sürtünme kuvvetinin ise hep 20 olduğunu söyledik. Buna göre gençler sürtünme kuvvetinin genel formülü K çarpı tepki kuvvetiydi. Zaten cisme eden tepki kuvveti sabit değil mi? O zaman direkt sürtünme kuvvetlerinin oranı bize K'ların oranı verecektir. Yani K statiğin K kinetiğe oranı verecektir. 25 ve 20'yi sadeleştirirsek de 5 bölü 4 olacaktır. K statik bölü K kinetik diyebiliriz. Aşağıda X, Y, Z cisimlerini etkeden kuvvetler ile hareket yönleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z cisimlerini etkeden sürtünme kuvvetlerinin yönleri nasıldır? İlk olarak gençler ötelim hareketi yapan bir cisim görüyoruz. Sola doğru hareket yönü var. Cismin hareketi sola doğru ise gençler sürtünme kuvvetinin yönü sağa doğru olacaktır. Bu yüzden X için B'dir diyoruz. Şimdi buraya dikkat. Gençler sağa doğru dönmekte olan bir küresel bir cisim var. Dönen cisimlerde gençler sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönü ile aynıdır. O yüzden buna B diyoruz. Eğer gençler sürtünme kuvvetinin yönü diğer tarafa doğru olsaydı böyle patinaj çekerdi değil mi? O yüzden buna dikkat edelim. Dönmekte olan cisimler etkeden sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönündedir ki harekete geçebilsin, hareket edebilsin diye. Ve son olarak buraya bakalım. Hareket yönü gençler aşağıya doğru olduğuna göre sürtünme kuvvetinin yönü yukarı doğrudur diyoruz. Dikdörtgen pezma şeklindeki bir cisim şekil 1, 2, 3'teki gibi F kuvveti uygulanarak hareket ettiriliyor. Buna göre cisimleri etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Gençler sürtünme kuvvetinin formülü neydi? K çarpı tepki kuvveti. Peki yüzey aynı mı? Evet aynı verilmiş. Peki cismin tepki kuvveti yani yüzeyin tepki kuvveti cismi etki eden cismin ağırlığı kadar mı? Evet ağırlığı kadar. Dolayısıyla gençler sürtünme kuvveti cismin sürtülen yüzeyinin yüzey alanına bağlı değildir. O yüzden burada hepsi birbirine eşittir diyebiliriz. Evet sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlerde yüzey alanına bağlı olmadığını unutmayalım. Kütlesi 5 kilogram olan yükü %60 verimle çalışan bir elektrik motoru yerden 30 metre yükseğe çıkarıyor. Motor bu işi yapmak için kaç jüllük elektrik enerjisi harcar? Evet gençler verimin formülü yapılan iş bölü harcanan enerjiydi. Biz ilk olarak yapılan işi bulalım. Kütlesi 5 kilogram olan cismi biz yükseğe çıkardığımızda bu cisim üzerinde bir potansiyel enerji kazandırıyoruz değil mi gençler? Peki yapılan iş kütlesi 5 kilogram olduğu için 5 çarpı 10 newton yani 50 newtonlık bir kuvvet uygulamamız lazım. Sabit hızla çıkarabilmek için. Peki yerden ne kadar yükseğe çıkarıyoruz? 30. Dolayısıyla yapılan iş gençler 1500 jül bulunur. Burada yapılan işin potansiyel enerjiye de eşit olduğunu unutmayalım. Peki harcanan enerjiyi onu bilmiyoruz. O bize soruluyor. O zaman verimin formülünü yazalım gençler. Yapılan iş bölü harcanan enerji. Verim soruda %60 verilmiş. 60 bölü 100 eşittir. Yapılan işi 1500 dersek harcanan enerjiyi buradan bulabiliriz. Gençler sıfırlar birbirini götürsün. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6e eşittir 15000. Buradan 15.000 bölü 6'dan 2500 Joule çıkacaktır diyoruz. Şekildeki gibi yatay zeminde bulunan cisme yola paralel F kuvveti uygulanmaktadır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak cismin ivmesindeki değişim grafiği de şekildeki gibidir. Buna göre cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı bize sorulmuş gençler. Şimdi inceleyelim. Acaba cisim ivmelenmeye hangi kuvvetten sonra başlamış? Dikkat edin. İlk olarak yatay seyrediyor. 5 Newton, 10 Newton bunu hareket ettiremediği için cisme herhangi bir ivme kazandırmıyor. Ta ki ne zamandan sonra cisim ivmelenmeye başlıyor? 20 Newton'dan sonra. O zaman bu grafikteki 20 değeri gençler sürtünme kuvvetini yendiğimiz değerdir. O yüzden sürtünme kuvvetinin değerine 20 Newton diyoruz. Öncelikle bunu bilelim. Peki şu anda ben buradan sürtünme kuvvetini biliyorum. Uygulanan kuvvetin de 50 Newton olduğunu biliyorum. Yani net kuvveti bulabilirim değil mi? Newton'un hareket kanununa göre gençler F net eşittir M çarpı A'ydı. Buradan da cismin kütlesini bulabilirim. Peki net kuvvetim nedir? 50 Newton kuvveti uygulamışız. Sürtünme kuvveti 20'ymiş. Bu şekilde. Peki cismin kütlesini bilmediğim için M yazıyorum. Bakın 50 Newton kuvveti uygulandığında ivme 6 oluyormuş. Dolayısıyla gençler buradan 30 eşittir M çarpı 6'dan cismin kütlesi M 5 kilogram bulunur. Şimdi soruda bizden istenen ne? Kinetik sürtünme kas sayısı. Sürtünme kuvvetinin ben değerini biliyorum gençler. 20 Newton buldum. Bu da K çarpı tepki kuvvetiydi. Şimdi bu cismin ağırlığı gençler kütlesi 5 kilogram olduğuna göre aşağıya uyguladığı ağırlık 50 Newton'dır. Dolayısıyla yüzeyin buna gösterdiği tepki kuvveti de 50 Newton olacaktır. Dolayısıyla ben buraya 50 yazıyorum. O zaman 50K 20'ye eşit ise gençler K buradan ne çıkacaktır? 20 bölü 50. Yani sıfırları götürürsek 2 bölü 5 o da eşittir. 0,4 yazabilirsiniz. İlk hızı sıfır olan 2 kilogram kütleli bir cisim sürtünmesiz eğik düzlemin alt ucundan üst ucuna doğru eğik düzleme paralel 20 newton büyüklüğündeki F kuvvetiyle şekildeki gibi çıkarılıyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür? Gençler kuvvetin yaptığı işi F çarpı X ile buluyoruz. Peki uyguladığımız kuvvet neymiş? 32. Peki yer değiştirme ne kadar gençler? Tepeye çıkarıyorsak. Bakın gençler burada dik üçgende 3 ve 4 verilmiş. Dolayısıyla biz 3, 4 buranın 5 metre olduğunu biliyoruz değil mi? 3, 4, 5 üçgeninden. Pisagor bağıntısını uygularsak ulaşıyoruz. Bu yüzden x gördüğümüz yere 5 yazarsak yapılan işin 32 çarpı 5'ten 160 jül olduğunu buluruz. B seçeneğinde ne demiş gençler? Bu A seçeneğimiz. Cismin kazandığı yerçekimi potansiyel enerjisi kaç jüldür? Yerçekimi potansiyel enerjisi Mgh ile bulunur. M soruda 2 kilogram verilmiş. G'yi 10 alıyoruz. H ise gençler dikkat edin tepeye çıkardığımızda yüksekliğimiz yerden 3 metre oluyor. Bu yüzden 60 jüllükte bir potansiyel enerjiye sahiptir. Son olarak cismin en üst noktadaki hızını hesaplayın. Gençler ortamda herhangi bir sürtünme olmadığına göre yapılan iş 160 jüldü değil mi? Peki bu 160 jülün 60 jülü bu cisme potansiyel enerji kazandırıyor ise geri kalan enerji de kinetik enerjidir. Yani 160 eşittir. 60 artı e kinetik diyoruz. Buradan kinetik enerjiyi 100 jül olarak buluyoruz. Ancak bize kinetik enerji değil hız sorulmuş. Peki kinetik enerjiyi biliyorsak gençler hızı bulabiliriz. Çünkü kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m v kare. Verilenleri yerine koyarsak 100 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı v kareden 2'ler sadeleşsin. V kare eşittir 100. Buradan da cismin hızı gençler 10 metre bölü saniye çıkacaktır diyoruz. Yatay ve sürtünmesiz bir yüzeyde durmakta olan cismi etkeden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisim 10 metrelik yolun sonunda kaç jüllük enerjiye ulaşır? Gençler kuvvet çarpı yol yer değiştirme bize ne veriyordu? Yapılan işi. Yapılan iş de enerjiye dönüşür. Dolayısıyla kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize yapılan işi veya enerji verir diyebiliriz. İlk olarak bu alanı bulalım. Bu alan gördüğünüz gibi bir dikdörtgen. Kenar uzunlukları 30'a 7. Dolayısıyla 30 çarpı 7'den 210 çıkacaktır diyoruz. Peki ikinci olan İkinci kısma bir bakalım. Evet burada da bir dikdörtgen görüyorsunuz. Burada dikkat. Eksi 20 çarpı. Bakın şu kısım. Eksi 20. 7 ile 10 arası da 3 olduğu için eksi 60 yapacaktır. 210 ile eksi 60'ın toplamı da gençler. Yani 210 eksi 60 150 jülde bize enerji verecektir. Hocam bitirdik galiba. Evet Murat. Bugün de bitirdik. Hocam çok güzel. Ben çok beğendim videoyu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eminim hocam arkadaşlarım da çok beğenmiştir. İnşallah faydalı olmuştur. İyi çalışın gençler. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Evet hocam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve hocam en sonunda da bu videonun altına kaç aldıklarını yazmayı unutmasınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.